Küresara Belediye yola şikayet ediyor. Burada kepçe düzeltecekken. Yani. Akraba olmalarına rağmen bu iki tane şey yüzünden alacağım zaten. Bu mal sahipleri amca çocukları. Fındıkları yola çok yakın ektiklerinden yola sarkan dallar var. Bu dallarla aşağıda tarlası yolu olan arkadaşlar şöyle patos makinesine çarptığı için kırılmış. Bunun ucu kopmuş. Bunun şikayet ediyor buranın sahibi olan bayanlar. Adnan Bey, konuyu özetle anlatabilir misiniz? Mevzu bir yaşlı teyzemiz 12 aya mahkum olmuş galiba. Evet, annem efendim. Evet. Şimdi annem İki sene önce bir gün oğlum dedi beni arabayla tarlaya götürür müsün dedi. Ben dedim ki anne orada dallar çok sarkık. Bu sarkık dallar yüzünden arabam çiziliyor. Köyün başında arabayı bırakalım yavaş yavaş yürüyelim dedim. Daha sonra buradan kimlerin geçtiğini bilmiyorum. Çünkü burada 8-10 tane hisse var. Evet. Köyün çok arası bu yoldan geçiyor. Ortak bir kullanım alanıdır. Yani tapuda kayıtlı bir yoldur. Bu tapuda kayıtlı yoldan patoz makinesi, harma makinesi dedi, patoz makineleri geçiyor. Bu işçi getiriyorlar, minibüsler geçiyor. Bu gördüğünüz dallardan çarpıyor. Bu dalların bir kısmı o dönemde makine geçerken zedelenmiş. Bu zedelenme döneminde buranın sahipleri olan kişiler akrabam sayılır. Birinci derecesi de ikinci derece akrabam sayılır. Bunlar bir arkadaşımızı şikayet etmişler bizim dalımızı kesti diye. Kesilen dal yok. Sadece makineye çarptığı için kırılan, ucu kırılan dal var. Burada keşif yapıldı. Keşifte bulundum. Bulunduğum dönemde bir hakim hanımı ikaz ettim. Hakim hanım burada kesilen bir şey yok. Sadece burada kırılan bir dal var. Bu dalların bu kadar yola yakın olması mümkün değil. Olmaması lazım. Çünkü buradan iş makineleri geçiyor. Ben anlayamadım. Mahkemeye de önemsemedim de bir de üstelik. Anneme avukat sorulmamış. Avukat ister misin sorulmamış. Sorduk diyebilirler. Çünkü annemin okuma yazması yok. Önünde tutuşturan yazıyı ne imzaladığını bilmez. Cezayı affedin. Bunun neyin cezası varmış? Bilirkişi tespiti yok. Ne kadar zarar ziyan var tespiti yok. Sadece bilirkişi raporuna istinaden diyor. O gün bilirkişi geldiği zaman ben de buradaydım. Merak ediyorum bilirkişi ne demiş? Anneme 12, 82 yaşında okuma yazma bilmeyen, kendi başına yürüyemeyen bir kadına, yani hasta bir kadına, kız kardeşimin yanındaydı. Mahkemeye de son mahkemeye de çağrılmamış. Çağrılsa da gelmedi diyor. Gelmedi değil. Burada değildi. Tebligat yapılmamış. Evet. O andaki yeni adresine tebligat yapılmamış. Ya bana tebliğ edilmesi lazım oğlu olarak ya da hangi kardeşimde kalıyorsa ona tebliğ edilmesi lazım. Anneniz yok. Mahkemeye gelsin diye. Hiçbiri yok. Bir öğrendik ki 12 ay hapis. İyi halden onaya indirmişler. Güya indirmişler. Ya buranın tamamı ormanını kessen o ceza olmaz. Ben hakim hanıma şaşıyorum. Ne var? Üst mahkemeye düzceye itiraz ettik. Yani olayı öğrenince itiraz et. Olur mu? Annemin okuma yazması yok. Avukat da vermemişler. Müdahil olayım. Olmaz dedi. Sen sanığın oğlusun sen ifade veremezsin. Kim verecek ifadeyi? Annemin doğru ifadesini nasıl aldılar? Para cezasına dönüşmüş. Para cezasına dönüşmeden ziyade bu tip ceza olmaz. Bu suç değil. Bu sebepten niçin yaptı? Bu 82 yaşında kadını 12 hapis vererek ne yapmaya çalıştı? Meşhur mu olmak istiyor? Yoksa Yargıtay Başkanı mı olmak istiyor? Ben 30 yılımı devlete vermiş bir bürokrat olarak içim yanıyor ve soruyorum. Anneme verilen cezayı anlamak mümkün değil. Bunu bütün dünyaya yayacağım. Sen de geçsene. Bütün çaba. Gördüğün gibi yarım Lazca, yarım Türkçe konuşur. Evet. Başına gelmiş böyle bir olay var. Evet. Öncelikle senin okuma yazman var mı? Kaç yaşındasın? 80. 80 yaşında. Okuma yazman var mı? Yok. Okuma yazman yok. Peki bu dava nasıl oldu? Bir anlatır mısın? Hiçbir şey yok. Şey, işte Nerman Cevat'tan bizim Şükrü'yü vermiş. Beni de Cevat şey yaptı, şahit yazmış.
Hani ben, ablam benim yanımdaydı diye. Gittik. Karakolda burada. Ne oldu dedi. Kim girdi dali dedi. Hakim hanım mı dedi? Hakim mi dedi? Burada karakolda. He, karakolda. Karakoldakileri söyledi. Ondan sonra oraya aktarmışlar, yapmışlar. İstanbul'daki çocuğumla taksiyle geçerken zaten karakolda söyledi. Bunların bir suçu yok dedim. Ben dedim çocuğumla giderken dedim önüme geçti. Belinde bükülmüş. İndim, kırdım, attım. O 50 kilo fındık mı yapmış bir dal? Hayret edilecek şey. Peki bu cezayı ne diyorsun? Ne diyeceğim? Cezayı yersem ceza, o kadar şeyle ceza mı yiyeceğim? Adam huzurlar da yapmıyorlar da. Peki teyzeciğim, çok sağ olun.